Selamlar arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün çok merak edilen yayınlarda vesairede bunun hakkında soru alıyorum. Grafik ayarların neler, oyun ayarların neler, emülatör ayarların neler gibi buna açıklık getirmek istedim ve bu videoyu o yüzden çekiyorum. Gelin şimdi hiç vakit kaybetmeden emülatör ayarlarıma geçelim. Öncelikle emülatör ayarlarımı göstereceğim. Sonrasında ise oyun içerisindeki kendi grafik ayarlarım ve merak ettiğiniz ayarları göstermeye çalışacağım. Ve aynı zamanda emülatör kısmındaki ayarları size açıklarken neyin ne işe yaradığını, ne olduğunu vesaire hepsini elimden geldiğince, dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada motor ayarları kısmında bizi ekran görüntüleme modu karşılıyor. Burada OpenGL mi, DirectX mi, otomatik mi, bununla alakalı YouTube içerisinde ve işte forumlarda bir sürü farklı video içerik üreticilerinin bildiği ve izleyicilerine aktardığı bir sürü söylenti var. Hangisi ne işe yarıyor, neden seçilmeli gibi. Ama bunların hepsi yalan demeyeyim, kimseye bu şeye bulaştırmak istemiyorum ama genelde yanlış bilgiler. OpenGL mi, DirectX mi, otomatik mi, hangisini seçmeliyizle alakalı büyük bir video yapmayı, hatta bunun peşine rehber videosu yapmayı düşünüyorum. Onun da altyapısı vesaire hazır şu anda. Sadece çekimi kaldı. Çekimini de yapıp, editini yapıp sizinle paylaşacağım. O yüzden buraya çok fazla girmek istemiyorum. Ben OpenGL'de kullanıyorum. DirectX'de de kullanabilirim. Otomatikte de kullanabilirim. Ben OpenGL en iyisidir diye kullanmıyorum. Bunu hangisine işe yarıyor vesaire, onunla alakalı ayrı bir video gelecek ve OpenGL'de kullandığımı söyleyip yavaştan aşağıya inelim. Oluşturma önbelliğini etkinleştir. Şimdi bu oluşturma önbelliğini etkinleştir ve genel render önbelliğini zorla. Bu iki seçenek aslında birbiriyle bağlantılı bir seçenek. Burada öncelikle bilmemiz gereken şey şu: önbellik nedir? Önbellik genelde şeyde de görürüz. İşte ekran kartlarının önbelliği olur, SSD'lerin, hard disklerin, RAM'lerin, işlemcilerin, bunların hepsinin önbellikleri olur. Alırken de görürüz zaten. Ekrana da ben koyarım. Bir fotoğraf, resim koyarım. Oradan da görebilirsiniz. Ve başlıca donanımların bir belleği olur, bir de ön belleği olur. Atıyorum 8 GB bir belleğe sahip bir ekran kartı vardır. Ama onun işte 256 MB'da bir ön belleği vardır. Misal. Onun gibi. Şimdi biz de bu oyunu emülatörden oynuyoruz. Burada aslında bize ekran kartımızın veya bizim bilgisayarımızın işlemcisinin ön belleği ile alakalı bir şey söylemiyor. Şu anda biz bunu telefondan oynuyoruz. Bir emülatör üzerinden oynuyoruz ve bu emülatörün de bir donanımı var. Yani bir telefonun nasıl deriz mesela işte şu kadar hafızası var, işte 256 GB, 64 GB hafızası var, 8 GB RAM'i var, işte bilmem nesi var, şu grafik kartı. Bunlar da telefonların donanımları ve bizim oynadığımız bu emülatörün de bir donanımı var. Burada diyor ki işlemci önbelliğini etkinleştireyim mi diyor, oluşturma önbelliğini. Önbelliğini ne olduğunu anladık. Şimdi önbellik ne işe yarar? Bunun hakkında kısa bir bilgi vereyim. Günümüzden böyle bir örnek vereceğim. Zaten anlayacaksınız bu önbelliğin ne işe yaradığını. Atıyorum telefon. Benim bir hafızam var. Bu hafızamda işte 10 sene önceki şeyleri hatırlayabilirim. Aynı zamanda önbelliğime atmış olduğum bilgileri de hatırlayabilirim. Önbelliğime atmış olduğum bilgi ne? Telefonum nerede? Mesela bunu buraya koydum. Telefonum nerede? Buraya koyduğumu biliyorum. Veya işte bu telefonu genelde ben nereye bırakırım? Cebime bırakırım veya elimdedir. İşte telefon sürekli benim kullandığım bir şey olduğu için bu benim önbelliğimde olur. Yani sürekli rutin olarak, aktif olarak kullandığım için. Bir de benim hafızamda olan vardır. Onu da biliyorumdur. Ama telefon ön belleğimdedir. O hafızamdadır. Ön bellek yakın zamanda tekrarlamış olduğum şeylerle alakalı olarak düşünebilirsiniz. Bellekte şu, atıyorum lisedeki bir hocamın soy ismi mesela. Ben bunu biliyorumdur ama hafızamdadır. Bunu unutabilirim. Veya işte üniversitedeki işte kimya hocamın tuttuğu takım. Konuşmuşuzdur. Bunu biliyorumdur. Bu benim hafızamdadır. Hatırlayabilirim, hatırlayamam. Hatırlıyorsam da daha sonra unutabilirim. Ama ön bellek farklı. Ön bellek sürekli yaptığım işlerle alakalı bir şey. Bu ön bellek bununla alakalı. O yüzden oluşturma ön belleğini tabii ki etkinleştireceğiz. Yani bu oyunumuzun rahat olarak oynamamızı sağlayacak bir tık. Bunu tıklıyoruz. Genel render önbelliğini zorla da bunu da şu şekilde düşünebilirsiniz. Atıyorum Pochinki'deyiz. Oyun içerisinde Erangel haritasında Pochinki'de garaj var biliyorsunuz. Onun içerisinde de araç oluyor. Bunu ben Pochinki'ye indikten sonra aracı gördüm. Daha sonra farklı haritanın farklı noktalarına gittim. Ve bu farklı noktalarda işte Skull'a gittim. Oradan ne bileyim Gatka'ya gittim. Ve daha sonra Pochinki'ye geri geldim. Pochinki'ye geldiğimde o garajda aracın olduğunu ben bir kere renderladım değil mi? Bu render'ı yaptığım için oraya geldiğimde bunun için bilgisayarımın tekrar ona render'a zorlamaması gerekiyor. Yani bu genel render önbelliğini zorla dediği
ben bunu gördüysem bunu tekrar zorlama diyor. Bunu unutmamak için zorla kendini diyor. Anladın mı? O yüzden genel render'ı da tikliyoruz. Ayrı grafiklerin öncelikli olarak kullan seçeneğimizi bunu da şu şekilde açıklayalım. Bir harici ekran kartımız vardır. Bir de dahili ekran kartımız vardır. Dahili ekran kartımız işlemcimizin grafik kartıdır. Onun haricinde de bizim para verip üzerine harici olarak o işlemcinin grafik kartını içerisindeki grafik kartını harici olarak para verip de aldığımız ekran kartımız da bizim harici ekran kartımız. Şimdi dahili ekran kartının bir grafik kartı vardır. Burada diyor ki ayrık, yani dahil olmayan. Ayrık nedir? Bitişik olmayan, yani dahili olmayan ekran kartı demektir. Ayrık yani haricidir. Ayrık grafiklerin öncelikli olarak kullan diyor. Yani diyor ki senin diyor bu para vererek aldığım, mesela benim RTX 2060 Super Gaming X ekran kartım var. Bunu ben para verip aldım. İşlemcimin ekran kartı değil bu. Bu harici ekran kartıma öncelik olarak kullan diyor. Bu seçeneği tikli kullanıyorum. Çünkü benim harici olarak bir ekran kartım var. Şöyle de olabilir. Bu genelde ne zaman tikini kaldırırız bunun? Bazı laptoplarda harici ekran kartlar olmuyor. İşlemci ekran kartı kullanılıyor. Onun haricinde bir de masaüstü dizerken bazen fiyat performans bilgisayarlarında harici ekran kartı almazlar. İyi bir grafik kartı olan işlemci seçerler. Bu da fiyat performans bilgisayarlarda masaüstülerinde de görülebilir. O zaman tiki kaldırıp devam edebiliriz. Ben tiki tikliyorum. Render optimizasyonunu aç. Bu da isminden belli zaten. Render'ı optimize eden bir şey. Bunu tabii ki açacağız. Dikey senkronizasyonu etkinleştir diyor. Dikey senkronizasyonu etkinleştirin yanındaki bu soru işareti kısmına geldiğimizde bize ekran yırtılmasını önlemek için kare hızı ve ekran yenileme hızı senkronize edilir diyor. Şimdi bunu tikleyebiliriz, tiklemeyebiliriz. Hangi durumlarda tikleriz? Bu normalde bu emülatör dışarısında bu kapatılır. Şimdi bir video izlerken bunun 60 kare max olarak, maksimum 60 kare olduğunu görürüz. Yani 60 karenin üzerindeki FPS'ler ekran yırtılmasına sebep olur. O da şöyledir. FPS nedir öncelikle? Monitörümüze düşen saniyedeki kare sayısı. Bu kare sayısı max 60 olur. 60'ın üzerine çıkabilmesi için bu 60'ın aralarında bir yerlere, ya yani bir şekilde 90'a çıkabilmesi için ekran yırtılmasına sebebiyet verebiliyor. Şimdi ama bu zararlı bir durum değil. 60'ın üzerinde FPS'ler alabilmek için bu dikey senkronizasyon kapatılır. Ama burada mesela Game Loop'ta bunu kapattığımızda da açtığımızda da FPS 90 gözüküyor. Ama benim düşüncem ve çıkarımım bu konu hakkında, bunu tiklediğimiz zaman aslında bize 60 performansı veriyor ama oraya sayısal olarak 80-90 gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü bu normalde ekran kartında, bilgisayar oyunlarında vesaire olabilen bir şey ve bunu tiklediğinizde sadece size 60'la sabitler. 140 bile almış olsanız size 60 sabit oyun kalitesi, oyun deneyimi sunar. Bu yüzden bunun tikini kaldırıyorum ben. Ben 60 üzerinde bir FPS alacağım ve o şekilde oyunu oynamak istiyorum. Şimdi ADB hata ayıklamasıyla alakalı da kısa bir araştırma yaptım. Aslında bir bilgim yoktu ve bu araştırmalar sonucunda bir çıkarımım oldu bu konuyla alakalı. Android hata ayıklama köprüsü olarak da biliniyor ve bu etkinken de kullanıcı bir veya daha fazla emülatör örneğiyle etkileşim kurmak için ADB komutları verebilir diyor. Biliyorsunuz Game Loop haricinde de emülatörler var. Emülatör yazdığınızda zaten Google'a birçok emülatör ismi göreceksiniz. Oradan indirip kurup deneyimleyebilirsiniz. Şuraya geleceğim. Bu atıyorum Game Loop dışında da bilgisayarınızda bir emülatör varken ve bu ikisini aynı anda çalıştırıyorken bazı sıkıntılar yaşayabiliyordunuz. Şu an bilmiyorum yaşanıyor mu? Çok uzun zamandır sadece Game Loop kullanıyorum. Problem çıkmaması adına yapılmış olan bir seçenek olabilir. Sistem yetkilendirmesi de ADB hata eklemesiyle alakalı bir durum. Bunların üçünü tiklemiyorum ve aşağıya doğru iniyorum. Kenar yumuşatma ayarları. Kenar yumuşatma ayarlarını aşırıda kullanıyorum. Bu tamamen benim tercihim. Aşırıdayken kendimi daha iyi hissediyorum. Bana mermiler daha iyi gidiyor gibi geliyor. Belki böyledir gerçekten de, belki de değildir. Bu tamamen benim kendimi iyi hissetmemle alakalı da olabilir. Aşırıda kullanıyorum. Tabii ki sistemi düşük olanlar aşırıda kullanmasınlar. Yani bir problem yaratabilir. Bellek ayarlarımı 16 GB RAM'im var. 8'de kullanıyorum. İşlemci ayarlarını otomatikte kullanıyorum. Çözünürlük ayarlarına gelince 1920x1080'de kullanıyorum fakat burada bakın bir sürü çözünürlük var. Bilgisayarı performansı düşük olan, donanımları düşük bütçeli olan arkadaşlarımız farklı çözünürlükler düşürerek, çözünürlükleri düşürerek oyun içerisindeki performanslarını arttırabilirler. Burada özelleştirme bölümüne gelip 16'ya 9 buradaki çözünürlüklerin hepsi 16'ya 9 çözünürlük oranındaki çözünürlükler. Bunu özelleştirme yaparak 4'e 3 çözünürlük, işte atıyorum 1280'e 960, 1024'e 768, 1440'a 1080 gibi 4'e 3 çözünürlükler yazabilirler. Hatta 5'e 4, 1280'e 1024 gibi veya 1728'e 1080 gibi
16'ya 10 çözünürlük oranında çözünürlükler girip özelleştirip burada oyun içerisine girip de tuşlarını da ayarlayıp kendilerine göre bir çözünürlük oluşturup oynayabilirler. Özelleştirme seçeneği de bunu sunuyor bize. Benim önerim, ben 1920x1080'de oynuyorum. Size de 1920x1080 öneriyorum. Ve bunu neden böyle oynuyorum? Bununla alakalı da çözünürlüklerle alakalı tüm oyunlar geçerli. Bir rehber videosu yaptım. Onu da yukarı kartlara bırakacağım. Oradan tıklayıp siz de çözünürlükler hakkında, hatta tüm oyunlarla geçerli olarak bilgilere sahip olabilirsiniz. Ve kendi tercihinizi, çözünürlük tercihinizi yapmak da size çok büyük bir yardımcı olabilecek bir rehber videosu olduğunu düşünüyorum. Onu da mutlaka izleyin. Aşağıya inelim. Ekran DPI 240. Bunu 480'e kadar çekebiliriz. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor. Bakın burada karakterimiz var. Bu karakterimizin yanında, bu yapının yanında bir karıncalanma olabiliyor. Bunu ne kadar düşürürseniz, 120'ye kadar düşürürseniz o kadar karıncalanma artar. 480'e kadar ne kadar yükseltirseniz de o kadar karıncalanma azalır. Ben yarı yarıya kullanıyorum ve 240'da kullanıyorum. Size de 240'da öneririm. Tabii ki donanımı tekrardan söyleyelim. Düşük olanlar bunu ne kadar düşürürse kendisi için yararlı olacaktır. Model ayarlarına geçelim. Arkadaşlar bu kısım çok önemli. Bazı grafik ayarlarının güzelliğiyle, kötülüğüyle yayınlardan işte bana da soruyorlar. Model ayarlarının vesaire tarzında. Arkadaşlar burayla hiçbir bağlantısı yok. Ekranda görmüş olduğunuz görselin güzelliği vesaire. Bunu sakın değiştirmeyin. Çünkü PUBG Mobile güvenlik ekibi burayı herhangi bir uygulama, buradaki herhangi bir değişik yapmış olduğunuz değişiklikte, tek tık yapılandırması da dahil, buradaki yapılan herhangi bir değişiklikte oyun içerisindeki dosyaların değişimi olarak algılayıp size hile kullanmamış olsanız bile, buradaki yapmış olduğunuz herhangi bir değişiklikten ötürü, oyun içerisindeki yapmış olduğunuz değişiklikten ötürü sizi banlayabiliyor. O yüzden burası ban riski var. Model ayarlarıyla alakalı en ufak bir değişiklik yapmayın. Bu benim size önerim. İster dikkate alırsınız ister almazsınız, sizin bilmiş olduğunuz bir şey. Gelelim oyun ayarlarına. Burada oyun netliği yazıyor. Bakın 720p 1080p Ultra HD 2K. Oyun netliği nedir? Bunu ne kadar arttırırsanız, şuradaki görmüş olduğunuz silahın görüntü kalitesi olsun, tavanın görüntü kalitesi, karakterinizin, araçların görüntü kalitesi, işte çanta takıyorsunuz, çantanın, kask takıyorsunuz, kaskın, yani karakterlerin, yapıların görüntü kalitesini, netliğini arttıran, daha güzel görünmesini sağlayan bir ayar. Bunu ne demiş? Zaten parantez içerisinde yazmışlar. Varsayılan netlik 720p demiş. İşte ekran kartı şu ve bundan yüksek olanlar 1080'i seçebilir. Performans açısından sıkıntı yaşamaz. İşte GTX 1060 ve üzeri bunu seçerse yaşamaz, performans açısından sıkıntı demiş. Tabii ki GTX 1060'ın üzerinde bir ekran kartınız varken aşağıdan bir seçenek seçemez misiniz? Seçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben Ultra HD 2K'da kullanıyorum. Oyun kalitesi kısmında aslında çok şey söylenebilir. Eskiden istediğimiz seçenekte oynayabiliyorduk. Artık bizi bu seçenekleri veriyor ama bunu kullanmamıza zorluyor bizi oyun. Eskiden akıcı akıcı oynayabiliyorduk, hem oyun içerisinde hem buradaki emülatör ayarlarında akıcı yapabiliyorduk veya işte dengeli dengeli gibi. Ama artık buna izin vermiyor maalesef oyun. Çünkü HD dışarısındaki herhangi bir seçeneği seçtiğimizde oyun içerisinde gelen yeni modlarla, gelen işte yeni yamalarla birlikte işte karakteri görememe, bir sürü bugla karşılaşabiliyoruz, drop'u görememe gibi. O yüzden mecbur HD'de oynamak zorundayız bu kısmı. HD'de oynamanızı size de tavsiye ediyorum. Yoksa diğerlerini kullandığınızda oyun içerisinde sıkıntı, bug'lar yaşayabilirsiniz. Aşağıya FPS kısmına iniyoruz. Buraya zaten 90 yapıyoruz. Onun haricinde de burada anlatmam gereken bir şey yok. Oyun içerisindeki grafik ayarlarımıza geldiğimizde ise burada grafikler kısmına akıcı, kare hızı ayarlarını 90 seçebiliyoruz. Ben bu ayarlarda kullanıyorum. Onun haricinde dengeli HD, HDR gibi seçeneklerimiz var. HDR'a kadar Ultra HD'leri desteklemiyor. Bunların açmanız için ayrıyetten 3. parti bir yazılım kurmanız gerekiyor. Onlar da ban sebebi. Şimdi şunu diyecekler olabilir yorumlarda. Abi ben kullanıyorum. 2 senedir kullanıyorum. Ban yemedim. Bu sizin ban yemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Sonuçta bu oyuna, bu emülatöre ayrıyetten 3. parti bir yazılım enjekte ediyorsunuz. Bu ban sebebi arkadaşlar. Bu orada çünkü sizin grafik ayarlarını mı değiştirmiş bu çocuk? Evet, tamam o zaman affedelim gibi bir söz konusu değil. Bu adam buraya enjekte etmiş mi bu uygulamayı diye bakıyor. O yüzden ban riski var arkadaşlar. Buraya HDR'a kadar alabiliyorsunuz. HDR'a veya işte dengeli HD, akıcı dışarısındaki seçeneklerde 90 FPS sunmuyor. Fakat bunu oyun içerisinden kendi ayarlarınız
da birkaç değişiklik yapıp tamamen ban riski olmadığı şeklinde bir uygulama enjekte etmeden oyunun kendi menüsüyle dengeli HDR'da da 90 FPS'e çıkartabiliyoruz. Onu da videosunu kartlara koyacağım. Oradan zaten bakıp kendiniz de izlediğinizde anlayacaksınız, hak vereceksiniz. Tamamen programsız, yani oyunun kendi ayarlarıyla yapmış olduğunuz bir durum. Ban riski yok. Akıcı dışarısında da HDR'e kadar 90 FPS yapabileceğiniz videoyu kartlara bırakıyorum. Orada onu da izleyin. İşinize mutlaka yarayacaktır. Stile geldiğimizde klasik renkli, gerçekçi, yumuşak, sinematik. Ben şu an renkli de kullanıyorum. Gerçekçi ve sinematiği hiç kullanmadım. Asla da kullanmayı düşünmüyorum. Şu an şu sinematikte adam vurmak işkence geliyor. Gerçekçide de keza öyle. Klasik renkli ve yumuşağı genelde seçiyorum, kullanıyorum. Şu an renkli de. Burada düzgünleştirme kapalı. Burada renk körü modu var. Bu renkle alakalı sıkıntı yaşayan ve renk körü olan arkadaşlarımız burada seçip kendisine göre bir seçenek bulabilirler. Parlaklığı %100 kullanıyorum. Parlaklığı yumuşaktayken 130 ve üzerinde kullanıyorum. 130, 140, 150. İşte renklideyken %100 kullanıyorum. Arada 120'ye kadar çıkabiliyor. Bu tamamen o an benim psikolojimle, o an kendi görsel zevkimle alakalı. Onun haricinde zaten lobiye dönde aynısını yapacaksınız buranın. Oyun içerisindeki grafik ayarlarım da böyleydi. Efektler, default ayarlar kırmızı, kırmızı, kırmızı. Onun haricinde nişangahımı beyaz kullanıyorum. Lazerimi siyah kullanıyorum. 3x'imi yeşil kullanıyorum. Sesler aşırı yüksekte. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Onun haricinde hassasiyete girmiyorum. Hassasiyetle alakalı çok sorulduğu için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atıp kafanıza takılan herhangi bir sıkıntıyı da yorumlara yazabilirsiniz. Video umarım işinize yaramıştır. Bu ayarlarda siz de akıcı bir şekilde oynayacağınızı inanıyor ve düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.